R kareden R kareye doğrusal bir dönüşümü ele alalım. Evet, bu R kare ve bu da R kare. T, R karenin bir elemanını bir başka elemanı ile eşleştiriyor. T'yi de tanımlayalım. Doğrusal bir dönüşüm olduğunu söylemiştik ama tanımı için dönüşümün R karenin bir elemanını aldığımızda bunu 1 eksi 3 eksi 1 3 matrisiyle çarpmak olduğunu düşünelim. Dönüşümü biraz daha iyi anlamak için görüntü kümesinde alabileceği değerleri bulmaya çalışalım. 1 eksi 3 eksi 1 3 çarpı tanım kümesinden bir vektör. Bunu da x1 x2 olarak gösterelim. Görüntü kümesinde bir başka vektöre eşit olacak. Bu vektöre de B ismini verelim. B, R karenin bir elemanı ve B1, B2'ye eşit olsun. Buna da A matrisi diyelim. Burada yapmak istediğim şey A, X eşittir B denklemini sağlayan değerleri, evet bu denklemi sağlayan tüm olası B değerlerini bulmak. Bunu istiyorum. Bu denklemi belirli bir B değerine ulaşmak için çözdüğümde bunu indirgenmiş eşelon formuna getirmem gerekir. Öncelikle genişletilmiş bir matris oluşturacağız. 1, eksi 3, eksi 1 ve 3'ü yazalım. Bunu eşit olmaya çalıştığımız görüntü kümesinin elemanıyla yani B1, B2 ile genişleteceğim. Sonra da bunu indirgenmiş eşelon formuna getireceğiz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Yani bunu indirgenmiş eşelon formuna nasıl getirebiliriz? İlk satır aynı kalacak. 1, eksi 3 ve B1. İkinci satır yerine de ikinci satır artı birinci satırı yazacağım. Eksi 1 artı 1 0 eder. 3 artı eksi 3 de evet bu da 0. Burada da B2 artı B1. B1 artı B2 yazalım, sırası bozulmamış olsun. Bunun çözümleri olacak. Evet, ilgi çekici bir durumla karşı karşıyayız ve bunu daha önce de gördük. Elimizde sıfırlardan oluşan bir satır var ve bunun çözümünün olabilmesinin tek yolu bunun sıfıra eşit olmasıdır. Evet, bunun da sıfır olması gerekir. R karenin elemanı olan B'lerden çözüm olanlar, iki terimini yani B1 ile B2'yi topladığınızda sıfır elde edeceklerinizdir. Bunu B2'nin eksi B1'e eşit olması olarak da yorumlayabiliriz. Görüntü kümesini çizecek olur isek hatta gelin çizelim. Genel ifadelerle çalışmak daha faydalıdır ama zaman zaman örnek olması adına bir çizim yapmanın da faydalı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu R karedeki görüntü kümesi olsun. Eksenleri çiziyorum. Bu B1, bu da B2 ekseni olsun. X ve Y de diyebilirdik ama B1 ve B2 de olur. Görüntü kümesinde çözümü yani eşleşmesi olan elemanlar hangileri? B2'nin eksi B1'e eşit olması lazım, öyle değil mi? Bu da buna benzeyen bir doğru ile ifade edilebilir. Eğimi eksi 1 olan bir doğru. Evet, bundan bahsediyorum. Çözümü olan B'leri veren doğru budur. Eğer bu doğru üzerinde değilsek, görüntü kümesinin bir elemanı olduğumuzu düşünelim. Bu görüntü kümesi evet R kare. R kare aynı zamanda tanım kümesi. Ama buraya çizdiğim görüntü kümesi yani eşleşmenin vardığı küme. Eğer bu doğru üzerinde değilsek yani terimleri toplamı sıfır olmayan ya da terimleri birbirlerinin ters işaretlisi olmayan birini seçersek, mesela buradan birini seçer ve bu denklemi bunlarla çözmeye çalışırsak, buradaki sıfır, sıfır olmayan bir sayıya eşit olur ve çözüm olmaz. Bundan bir önceki videoda bahsetmiştik. Bu durumda görüntü, evet, bu dönüşümün görüntüsüdür. Evet, isterseniz şu şekilde de düşünebiliriz. Bu görüntü kümemiz. Hemen bir tanım kümesi çizeyim. R karenin buradaki elemanlarını aldığımızda eğer hepsi bu doğruyla eşleşiyor ise doğru üzerindeki her noktanın eşleştiği birden fazla vektör vardır, öyle değil mi? Bu da örten bir dönüşümle karşı karşıya olmadığımız anlamına gelir. Bunu bir önceki videoda görmüştük.
Bir şeyin örten olması için indirgenmiş eşelon formuna getirdiğimizde bir satırın tüm terimleri sıfır olamaz. Başka bir deyişle indirgenmiş eşelon formunda satırların her birinde bir pivot terim olması gerekir. İsterseniz çözümü olan B'lere odaklanalım. Evet, bu B'lere odaklanalım. B1 artı B2'yi aldığımızda sıfıra eşit olması lazım. Söz gelimi mesela 5 eksi 5. Evet, bunu alabiliriz. B 0, 0 da işe yarar. 1 eksi 1 de. İşte böyle. Evet, az önce de dediğim gibi. Şimdi bunlara odaklanalım ve tanım kümesinin kaç elemanının bunlarla eşleştiğine bakalım. Bunu alırsak ve bu denklemi uygularsak sadece tek bir koşulumuz olur. Bunun sıfıra eşit olduğunu varsayıyoruz. O halde görüntüdeki B'leri hesaba kattığımızı da varsayabiliriz. Evet, çözümü olan bir şeyi değerlendirdiğimizi, yani B1 artı B2'nin sıfıra eşit olduğunu varsayacağız. Bu durumda koşullar ne olur? Değerlendirdiğimiz B vektörü ne ile eşleşir? Buradaki denklemi ele alacak olur isek 1 çarpı x1, renk değiştireyim, evet, eksi 3 çarpı x2 eşittir b1. Bu satırdan ise bir şey elde edemeyeceğiz çünkü burası sıfırla dolu. Bu durumda bu koşulu sağlayan ve seçtiğimiz b ile eşleşecek tanım kümesi elemanı için elimizdeki tek koşul. Çözüm kümesini yazmadan bunu x1 eşittir b1 artı 3x2 olarak yazayım. Eğer çözüm kümesinin tamamını yazmak istersek buna benzeyen bir şey elde ederiz. x1, x2 eşittir b1 sıfır vektörü artı x2. x1, b1 artı x2'ye eşit olduğuna göre x2 çarpı 3 yazacağım ve x2, x2'ye eşit olacak. Bu serbest bir değişken. Yani x2, 0 artı x2 çarpı 1'e eşit olacak. Burada söylemeye çalıştığım şey, bu dönüşüm görüntü kümesindeki tüm vektörler için bu doğru ile eşleşme yapıyor ve bu vektörlerin terimlerinin toplamı da 0'a eşit. Şimdi bu vektörlerden birine sahip olduğumuzu varsayalım. Öncelikle bu örten bir dönüşüm değildir ama bunlardan birini ele aldığımızı düşünelim. Belirli bir B için bunlardan belirli birini seçiyorsak, bunu not edeyim. AX eşittir B için çözümü olan belirli bir B için çözüm kümesi buna eşittir. X1, X2 eşittir B'nin ilk terimi B1, 0 artı X2 çarpı 3, 1 vektörü. Düşünecek olursanız, eğer belirli bir B'yi seçersek, isterseniz çizeyim, evet, bu şekilde daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Böyle çizersem daha iyi olacak. Bu defa kümeleri değil de eksenleri kullanıyorum. Evet, eksenler buna benzeyecekler. Dönüşümün görüntüsünün eğimi eksi 1 olan doğru olduğunu biliyoruz. Neden diyecek olursanız, terimler birbirlerinin negatifi de ondan. Evet, çözümü olan belirli bir B seçelim. Mesela bu. Çözümü olması için terimleri birbirlerinin negatifi olacak, değil mi? Terimleri örneğin 5 ve eksi 5 olsun. B bu. Az önce gördüğümüz gibi çözüm kümesi, yani tanım kümesinden bununla eşleşen elemanlar, evet, bunların hangilerinin bununla eşleştiğini düşünecek olur isek, tanım kümesinin hangi elemanı bu noktayla, bu B ile, evet, bununla eşleştiğine bakalım. Bunlar AX eşittir 5 eksi 5'i sağlayan X değerleridir. X1, X2, B1'e eşit olacak. Yani 5, 0 artı x2 çarpı 3, 1 vektörü, 3, 1 vektörünün herhangi bir skaler katı. Çözüm kümesi 0, 5 vektörünü alalım. 0, 5 vektörü bu konumu belirler ve bu vektöre 3, 1 vektörünün katlarını ekleyeceğiz. 3, 1 vektörü ise böyle. 1, 2, 3 ve 1 birimde yukarı gidelim, işte böyle. Buna, yani 0, 5 vektörüne bu şekilde açılan ya da bu şekilde negatifleşen katları eklersek, buna benzeyen bir çözüm kümesi elde ederiz. Buradan çözümü olan belirli bir B seçtiğimizde, bu doğru üzerindeki her şey çözüm kümesindeki bu noktayla eşleşir. Başka bir nokta seçmiş olsaydık, mesela eksi 5'e 5, bununla eşleşen çözüm kümesi ilk terim olan eksi 5 burada,
evet bunların hepsi de bu noktayla eşleşecek. İlginç değil mi? Şu ana kadar soyut şeyler gördük. Bunun yanında somut bir şeyler görmenin de iyi olacağını düşünüyorum. Sizce de öyle değil mi? Bunların hepsini yapmanın da elbette bir sebebi var. Bunun gibi homojen olmayan genel bir denklemin çözüm kümesinin neye benzediğini anlamak istiyorum. Biraz daha iyi anlamanız adına mesela bunu sıfır vektörünü seçecek olsam çözüm kümesi ne olurdu? Buna bakalım. Bu durumda çözüm kümesi ne olur? Eğer ax eşittir 0 dersek çözüm kümemiz 0 vektörü yani 0, 0 artı x2 çarpı 3, 1 vektörüne eşit olur. Bakalım 0 vektöründen bahsediyoruz. Buradaki vektör burada ve 3, 1 vektörünün katları. Buna benzeyen bir şeyden bahsediyorum. İşte böyle. Peki ya bu nedir? Ax eşittir 0'ın çözüm kümesi neye eşittir? Bu 0 uzayıdır. Evet, tanıma göre bu A'nın 0 uzayıdır. Ve bu videodan almanız gereken en önemli ders geliyor. Dikkatli olun, çözümü olan B'leri seçiyoruz. Çünkü bu doğrunun üzerindekileri seçiyoruz. Onları görüntü kümesinin görüntüsünden seçiyoruz. Ax eşittir B denkleminin, bu arada çözümü olan B'lerden bahsediyorum. Çözüm kümesi aslında sıfır uzayının ötelenmiş bir versiyonuna eşit. Bu sıfır uzayıdır. Herhangi bir x2 reel sayısının sıfır uzayı. Evet, 3, 1 vektörünün herhangi bir skaler katı sıfır uzayına eşittir. Aynen burada gösterdiğim gibi. İşte bu. Bu durumda diğer tüm çözüm kümeleri belirli bir vektör. Evet, belirli bir x artı sıfır uzayıdır. Bu vektör de kendi başına ax eşittir b'nin bir çözümüdür çünkü x2'yi 0'a eşitleyebiliriz. O halde genel bir ifadeyle bunun ispatını yapmadım ama umarım arkasında yatan mantığı anlamışsınızdır. Çözüm, bunu bir sonraki videoda yapacağım çünkü bu video bayağı uzun oldu. Ax eşittir b'nin bir çözümü olduğunu varsayar isek, az önceki örnekteki gibi buradaki noktalardan birini seçersek öyle olduğunu varsayabiliriz. Evet, çözüm olduğunu varsayarsak, görüntü üzerinde olmayan bir nokta seçersek o zaman çözümümüz olmaz. Ama ax eşittir b'nin çözümü olduğunu varsayarsak, çözüm kümesi belirli bir vektör. Bunu bir vektörden oluşan bir kümenin bu matrisin sıfır uzayı ile birleşimi olarak da düşünebiliriz. Bunu ispatlamadım ama umarım neden doğru olduğunun mantığını anlamışsınızdır. Bunu çözümü olan belirli durumlar için çözdük ve bu şekilde olur dedik. Size bunun sıfır uzayı olduğunu gösterdim. Bunu yapmamızın sebebi ters çevrilebilirlik hakkında konuşuyor olmamız. Ters çevrilebilir olmak için de örten ve birebir olmak gerekliydi. Birebir olmak için de belirli bir vektörle eşleşen en fazla bir çözüm olmalı. Hiç olmayabilir de ama dediğim gibi en fazla bir tane olmalı. En fazla bir tane çözüm olması ve çözüm kümesinin de buna eşit olması için çözüm her zaman bu olur ve en fazla bir çözüm olması için sıfır uzayının içinde hiçbir şey olmaz. Ya da sadece sıfır vektörü olur. Bu da A'nın sıfır uzayının boş olması ya da sadece sıfır vektörü olması anlamına gelir. Bunu bir sonraki videoda daha detaylı bir şekilde göreceğiz ama bazen detaya girince işin mantığının kaybolduğunu düşünüyorum. Peki, bu önemli bir detay ve sanırım bunun ters çevrilebilirlikle ilgili koşullara varacağını anladınız.